8 Şubat 2016 Pazartesi haftanın ilk günü ilk Yeşil Bülten'i. Yeşil Bülten'de bugün hafta sonu sosyal medyada ve çeşitli mecralarda oldukça konuşulan bir haber var. Onunla başlayacağız. Otel ve kongre merkezi inşaatı yapılan Yassıada'nın son görüntüleri tartışmalara neden oldu. Uçaktan çekilen fotoğraflarda adada daha önce bulunan yeşil dokunun tümüyle kaybolduğu ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu'na da soruldu bu. Orada ağaç olmadığını iddia etti bakan. Birinci derecede doğal ve tarihi sit, üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan Yassıada şantiye alanına döndü. Başbakan Davutoğlu, Yassıada'nın demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürüleceğini, Bizans döneminden kalma tarihi dokuya zarar verilmeyeceğini söylemişti. Ancak ada şantiyeye dönmüş durumda. Uçaktan çekilen fotoğrafta adadaki neredeyse tüm ağaçların kesildiği, tepelerin tıraşlandığı görülüyor. Bakan Eroğlu, Yassıada'da ağaç kesimleriyle ilgili orada ağaç maaç yok dedi. Rant'tan bahsediyor. Rant kimseye şey yapmış değiliz. Daha proje safhasında. Orada da ağaç maaş yok yani, tamam mı? Şimdi bazen insanlar, peki siz Aydın'da koskoca bir şehir ormanı katledildi. Orada sesini çıkarmıyorsunuz. Orada 3-5 tane ağaç. Ama orası demokrasi adası olacak. Mayıs 2015'te imara açılan Yassıada'da 5 yıldızlı otel, konferans ve sergi salonlarıyla cami inşaatı yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları tarih ve doğa katliamı yapıldığını ileri sürerken projeyi üstlenen MESA eskisinden yeşil olacak diye açıklama yaptı. Adalar savunmasına göre ise inşaat boşa yapılıyor çünkü 9-10 ay süren sert adalar iklimi nedeniyle kullanılamayacak. Bu proje tartışmalara uzunca bir süredir neden oluyor. 2009 yılında aslında ilk adımları atıldı Yassıada'da yapılması planlanan bir müze projesiyle birlikte. Ancak sonrasında o ilk günlerde konuşulan proje tümüyle başka bir hale dönüştü. Ve şu anda az önce haberimizde de izledik görüntüleri. Böyle bir görüntü, böyle bir silüet çıktı ortaya. Şimdi eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay telefon hattımızda olacak. Öncelikle merhabalar diyelim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz de teşekkür ederiz. Sayın Günay, 2009 yılında aslında ilk gündeme geldiği zamanlardı. Siz de o dönem Kültür Bakanlığı'nı yapıyordunuz. Daha sonra 2011 yılında çeşitli gelişmelerle birlikte proje şekillendi. Siz de yine o dönemlerde Kültür Bakanı'ydınız. Projeyle yakından ilgileniyordunuz. Bugün bu hali gördünüz. Projeyi adada devam ettirilen çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? O günlerde sizin başlattığınız bu projenin bugün aldığı şekle ne dersiniz? Ada biliyorsunuz Yassıada 27 Mayıs yargılamalarında kullanılmıştı. Daha sonra Deniz Kuvvetleri ve üniversite tarafından kullanıldı ve 95'ten bu tarafa da terk edilmiş durumdaydı. Biz bu tarihi eserleri ayağa kaldırmak ve Türkiye'de bazı yüzleşme müzeleri yapmak çerçevesinde, ki bunların arasında Diyarbakır vardı, Sivas vardı. Demokrasinin bir kesintiye uğramış olduğu Yassıada'yı da gündeme getirdik. 2010 yılında buradaki varlıkların envanteri çıkarıldı. 2011 yılında da Milli Emlak Genel Müdürlüğü adayı müze yapmak üzere tahliste bu kaydı koyarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verdi. Bunun üzerine hemen seçimden sonra bütün ilgililerle, bütün yetkililerle birlikte biz adada bir inceleme gezisi yapmıştık. Bizim düşüncemiz 27 Mayıs'taki ortamı aynen canlandırmak. Mahkeme salonunu, koğuşları, karşılama merkezlerini, iskeleyi, askerlerin ve tutukların kullandığı alanları aslına uygun biçimde canlandırmak ve gelenlerin adada yaşanmış olan o haksız yargılama dönemini, haksız tutuklama dönemini yeni baştan yaşamasını, demokrasi tarihinin bir acılı bölümünü hissetmesini sağlamaya dönüktü. Bazı sergi salonları, bazı elbette bilgilendirme salonları ek yapılacak ama adadaki yapı ölçeği %5'i, %10'u geçmeyecekti. Bu çerçevede 2012 yılının sonuna kadar çalışmalar yapıldı. Ben 2012'nin sonunda İstanbul'daki yüksek yapılaşmalar, Gezi Parkı'ndaki betonlaşmaya dönük projeleri reddetmem üzerine Sayın Başbakan'la ciddi itirafa düşmüştüm. Bakanlıktan ayrılmak zorunda kaldım.
Ben ayrıldıktan sonra bir yasa çıkarıldı ve yasa da her türlü imarı, inşaatı kısıtlayıcı yasa hükümlerinden muaf hale getirildi. Odalar ve Borsalar Birliği'ne yap işlet modeliyle verildi bir protokolle. Onlar da bir yapsat inşaat kuruluşuna vermişler. Şu anda yapılan düzenlemenin Yassıada'nın tarihiyle, Yassıada'da yaşanmış olan acılarla, Yassıada'da yaşanmış olan acılara saygıyla hiç bilgisi yok. Bunu alan kuruluşlar nasıl gelir elde ederiz? Burayı konferans salonu, kongre merkezi, yeme içme mekanı, konaklama mekanı olarak nasıl kullanırız da bu müzenin bir anlamda kendisini geçindirmesini ve buradan daha fazla gelir elde etmesini sağlarız gibi bir ticari projeye dönüştürmüşler. Bence son derece yanlış, sözde muhafazakar iddialar taşıyan bir siyasi iktidarın kendisini biraz da yakın sandığı, saydığı, anlattığı Demokrat Parti ve Demokrat Parti'nin yaşadığı acılara karşı böyle bir davranışa, böyle bir ticarileşme projesine yol ve geçit vermesi bir anlamda kendini inkar anlamına gelir. Tabii bunu yüklenen kuruluşlar, TOP ve bu inşaat kuruluşu böyle bir proje geliştirmek isteyebilir ama bence hükümetin müdahale etmesi, Başbakanın, Kültür Bakanlığı'nın müdahale etmesi, adanın sadece yeşilini değil, adanın tarihini de korumak konusunda projeyi revize etmesi vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karşımızda gözüküyor. Yoksa Türkiye tarihi korumak ve bir demokrasi tarihinin acılı bir sayfasını yeniden bir müze halinde ayağa kaldırmak yerine ciddi bir tarih tahribatı ve ciddi bir tarih saygısızlığı yaşamış olacak. Sayın Günay, dediniz ki bizim o dönem yaptığımız projede %5 ila 10 arasında bir yapılaşma öngörülüyordu. Evet. Şu anki mevcut durumda bundan çok daha fazla bir yapılaşma sanıyorum. %60'lara 70'lere çıkmış vaziyette. Devam ediyor, evet. Bir de sizin yine döneminizde tescillenen Roma ve Osmanlı yapıları vardı adada. O yapılara ilişkin bilgi alabildiniz mi efendim? Nedir durum? Şimdi bunlar zaten fazla yapı yoktu. Yani iskeleye çıktığınız zaman sağlı sollu bazı kuleler, bazı şato benzeri yapılar vardı. Sanıyorum bunlar bir ölçüde korunuyor. Tabii ben de birçok arkadaşımız gibi basındaki bu tahribatı gördüm. Gazetelerdeki fotoğrafları. Adaya yakın zamanda gitmedim. Oranın demin bir arkadaşımız da söylüyordu. Adalar savunması da söylüyor. Bu adaların zaten kongre merkezi, konferans merkezi olarak kullanılması mümkün değil. Marmara'da açıkta iki küçük ada bunlar. Ve adalar ciddi biçimde kışın ulaşım zorlukları yaşıyor. Bir süre sonra korkarım ki konferans salonu, kongre merkezi diye yapılmaya niyetlenen bu yapılar kumarhaneye ve eğlence merkezine dönüşebilir ki bu da büyük bir saygısızlık olur. Yani bugünkü proje bir yapsatçı kafasıyla, bir yap işlet devletçi kafasıyla hazırlanmış proje. Bu projenin Avrupa'daki bu yüzleşme müzeleri nasıl yapılıyor, Avrupa'daki bu tarihe saygı müzeleri, anı müzeleri nasıl yapılıyor, bunları inceleyerek yapılması gerekirdi. Bizim projemiz bu mantık üzerinden yürütülüyordu. Şu anda mesela yüklenici firmanın bir yetkilisi diyor ki buraya devlet büyüklerimiz gelecekler, butik bir otel yapacağız, kalacaklar, son derece konforlu şartlarda kalacaklar. Mesela bu beyan bile adadaki yaşananların, adadaki acıların farkına varılmadığının ve bu acılara saygı gösterilmediğinin bir tür itirafı. Yani orada rahmetli Menderes ve rahmetli Celal Bayar ve rahmetli Koraltan ve öbür arkadaşları 5 yıldızlı otel koşullarında mı kaldılar, tutuklandılar, misafir oldular ki bugün adayı lütfedip ziyarete gidenler 5 yıldızlı otel koşullarında orada konuk olacaklar. Yani bu yapılamaz bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın Almanya'da var, başka ülkelerde var bu tür geçmiş acıların yaşadığı yerler, o günkü tarihte neyse aynen öyle muhafaza edilir. Tabii oraya küçük bir konaklama merkezi yapılır. Babası, dedesi tutuklu kalmıştır. Ben de bir gece burada kalmak istiyorum der. Onun bile o günkü şartlara uyup benzetilerek yapılması lazım. 5 yıldızlı otel gibi değil. Bir askeri koğuş gibi. Yemekhanenin bile kantin düzeninde olması lazım. Yani orada mükellef bir lokanta, mükellef bir otel yaparsanız oradaki kötü şartlarda yaşamış olan insanların acılarını bir ölçüde hiçe saymış olursunuz ve onların ruhunu rahatsız etmiş olursunuz. Ya bunları düzgün yapmak için tarihi iyi bilmek gerekir. Türkiye'de tarihi affedersiniz. Türkiye'de tarihe kayıp çıkma adı altında tarihi tahrip etmeye çalışıyorlar. Yani getiriyorlar, tarihi bir binaya PVC bir eklenti yapıyorlar.
veya modern zamanlardan bir başka eklenti yapıyorlar. Sözde tarihe sahip çıkıyorlar. Tarihe sahip çıkacaksanız onun acısını bileceksiniz, anısını bileceksiniz, malzemesini bileceksiniz, şartlarını bileceksiniz. Ya böyle yapacaksınız ya da hiç yapmayacaksınız. Sayın Günay, sizin döneminizden sonra bu hem proje değişti hem de adanın statüsünde de değişiklikler oldu. Tarihi, doğal ve arkeolojik sit alanı olan bir bölgeydi. Sanıyorum bu mevcut devam eden proje için o statülerde de bazı değişiklikler yaşandı değil mi? Şimdi bakınız, benim dönemimde aslında tarihi sit, arkeolojik sit, doğal sit üst üsteydi. Doğal sitler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğu için orada inşaat kolaylıkları getirdiler 2012 yılı içinde. Bizim bakanlığımızla ilgili olarak da tarihi sitler ve arkeolojik sitler üst üste olduğu için tescilli binaları korumakla yetindiler. Tarihi sit yerine arkeolojik siti sadece bıraktılar. Bu yapılaşmanın önünü açan, yani tarihi sitle arkeolojik sitin üst üste gelmesi ve arkeolojik sitin korunması yapılaşmanın üstünü önünü açan bir düzenleme değildi. Ama daha sonra, demin de söyledim, 2013 yılının Nisan ayında bir kanun çıkarıldı ve kıyı kanunundan öteki sınırlayıcı mevzuattan ada çıkarıldı. Ada bunların dışında her türlü inşaata, her türlü yeni yapıya açık hale getirildi. Arkasından Mayıs-Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bir sözüm ona koruma amaçlı imar planı yaptı ve buradaki inşaat alanlarını %5'ten %65'e çıkardı. Asıl tahribat 2013 yılının Mayıs ve devamındaki aylarda yapıldı. Yani burası bir inşaat alanı değil, burası bir rant alanı değil. Bakın burada bir mahkeme salonu var. Mahkeme salonu bugünkü teknik, ışık ve ses imkanlarıyla aynen yeniden orada mahkeme oluyormuş gibi canlandırmaya müsait. Biz bunu bazı müzelerde yaptık. Burada tutukluların kaldığı, milletliklerinin kaldığı koğuşlar var. Burada onların yemek yediği yemekhaneler var. Askerlerin kaldığı koğuşlar ve yemekhaneler var. Karşılama merkezi var. Bunların hepsini korursunuz. Bir de bazı hatıraların saklanacağı bir sergi salonu ve bir de bilgilendirmek için bir konferans salonu yaparsınız. Bizim projemiz bundan ibaretti. Şimdi bu burası işte konferans salonlarıyla, kongre salonlarıyla, otelleriyle ve fotoğrafı gördüm. Yani bitince böyle güzel olacak dedikleri yer Luna Park'a benziyor. Yasada'ya benzemiyor. Havuzlar yapmışlar, göletler yapmışlar. Ya orası bir eğlence merkezi değildi. Orası bir askeri garnizondu ve tutuk evi olarak kullanıldı. Orada bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı, bakanları, milletvekilleri bir yıl evlerinden, yuvalarından, hatıralarından koparıldılar ve orada ciddi eziyetler görerek tutuklu kaldılar. Siz orayı bir eğlence merkezine, orayı bir 5 yıldız otele dönüştüremezsiniz. Oradan gelir elde etmeye kalkamazsınız. Bakın Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gelir elde etmeden taşıdığı bazı müzeler var illerde. Oradan da taşırsınız. Bunun devlet olarak desteklemesini sağlarsınız. Gelir elde etmezsiniz. Ama bütün dünyaya bizim ülkemizde bunlar yaşandı diye bir yüzleşme cesareti gösterip orayı korursunuz. Bunun Diyarbakır cezaevinde de yapılması lazım. Bunun Sivas Madımak'ta da bir ölçüde bir küçük bir benzeri yapıldı. Türkiye'de bunlara ihtiyacımız var. Yüzleşmeye, tarihimizle yüzleşmeye, acılarımızla yüzleşmeye, demokrasi tarihinde yaşanan sorunlar, sıkıntılarla yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ama siz her merkezi elinize geçirip altına şık bir lokanta, üstüne bir konaklama merkeziyle bir turizm merkezi haline getirirseniz ciddi biçimde tarihe ve orada yaşanan acılara saygısızlık yapmış olursunuz. Yani evet. Bu arkadaşlara tavsiye ederim. Fotoğraf üzerinden ahkam kesen arkadaşlara tavsiye ederim. Kalksınlar Almanya'da, kalksınlar Fransa'da bu tür mekanlar ne şekilde korunuyor? Bu tür mekanlara bir eğlence merkezi, bir konaklama merkezi muamelesi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Yoksa aynen tarihte yaşandığı biçimde bütün o katılığıyla ve bütün acılığıyla korunuyor mu, korunmuyor mu? Gitsinler, baksınlar. Yani arkadaşlar, arkadaşların tarihten çoğunun haberi yok. Yasada'dan haberi yok. Yasada'nın yeşil halinden haberi yok. Bugünkü tıraşlanmış halinden haberi yok. Sadece iktidarın her yaptığını desteklemek bazına. Bakın bu iktidar başlattı. Yasada'yı Deniz Kuvvetleri'nden aldı ve Kültür Bakanlığı'na verdi. Bu güzel bir adım. Ben bunu saygıyla tekrar ediyorum. Ama bu müze yapılmak için verildi. Otel yapılmak için verilmedi. Turistik bir mekana dönüşsün de siz buradan para kazanın diye verilmedi. Tahsis amacına aykırı şu anda yapılanlar. Yani onun için bence hükümetin bu projeye yeniden bakması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeniden bakması, Başbakanlığın yeniden bakması ve projeyi özüne uygun,
tarihe saygılı biçimde, oradaki anılara saygılı biçimde revize etmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de her iş inatlaşma konusu haline gelmiş. Yani yanlış yapılıyor, hükümetin yanlışı ise görmezden geliniyor. Doğru yapılıyor, muhalefetin doğrusu ise o da görmezden geliniyor. Halbuki ak ve kara değil hayat. Yani bir hükümet iyi şeyler de yapar, yanlış şeyler de yapar. Bunun unutulmuş bu adamın Alınık Deniz Kuvvetleri'nden müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesi doğruydu. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bunu yap işlet modeli TOBA, TOB'un da bir yap satçı firmaya bir turistik proje olarak devretmesi yanlıştır. Ve bu yanlıştan dönülmesi, baştaki amacın tekrar ayağa kaldırılması ve ona göre yola devam edilmesi gerekiyor. Sayın Ama üçüncü kere söylüyorum, geçmiş yıllarda herhangi bir masanın, sandalyenin yerinin değiştirmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı veya başka bakanlıkları veya hükümeti sorgulayan basın şu anda böyle önemli bir konuyu sorma cesareti bile göstermiyor. Birkaç televizyonun, birkaç gazetenin dışında. Sayın Günay, teşekkür ediyoruz efendim, vakit ayırdınız, değerlendirmelerde bulundunuz. Bu konuya gösterdiğiniz duyarlılık için. Evet, Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay telefon hattımızdaydı. Yassı Adanı uçaktan çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte tartışmalar tekrar başladı. Otel ve kongre merkezi inşaatı yapılıyor orada, adada. Ancak geçmiş yıllarda daha farklı bir proje vardı. Bir de tabii yeşil dokunun tümüyle tahrip edildiğini gördük. Bu havadan çekilmiş fotoğrafla birlikte onun üzerine de tartışmalar tekrar alevlendi. Biz de bu çalışmaların başlangıcını yapan dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'la konuştuk ve şu anki durumu değerlendirmesini istedik. Yeşil Bülten devam ediyor.